Merhaba arkadaşlar, yeni bir soru çözümüyle birlikteyiz. Şimdi yağlarla ilgili soru çözümü yapacağız. Diğer bir ismiyle lipidler. Birinci sorumuzdan başlayalım. Diyor ki bir molekül nötral yağın hidrolizi sonucunda en fazla kaç çeşit monomer oluşabilir? Nötral yağı bir hatırlayalım. Nötral yağ neydi? Trigliserit, bir yağ çeşidiydi. Bunun yapısında bir molekül gliserol ve bu gliserole bağlı 3 molekül yağ asidi vardı. Şöyle yağ asidi, yağ asidi. Arkadaşlar bu yağ asitlerinin her biri birbirinden farklı olabilir. Dolayısıyla bize en fazla kaç çeşit monomer oluşabilir dediği için monomer dediğimiz küçük moleküllerdir. Gliserolü bir tane aldım. En fazlasını sorduğu için bunların hepsini de ayrı ayrı sayarsam her biri farklı olursa o zaman kaç çeşit oluşabilir en fazla? 4 çeşit oluşabilir. Eğer bize en az sorsaydı yağ asitlerinin hepsini bir alırdım. Yani hepsini aynı olarak seçerdim. Gliserol de aldığımız zaman en az 2 çeşit olurdu. En fazla dediği için biz 4 çeşit olarak yazdık. Gelelim ikinci soruya. Diyor ki yağların görevleri içinde hangisi bulunmaz? A. Düzenleyici olma. Evet, yağlar düzenleyicidir. B. Enerji verme. Veriyor arkadaşlar enerji, hem de ikinci sırada veriyor ama en çok enerjiyi hangisi verir diye sorursa en çok enerjiyi yağlar verir. Yapıcı olma doğrudur. Yapıya katılır arkadaşlar, yapıcı olur. Enzimlerin yapısına katılma. Bakın enzimlerin yapısına yağlar katılmaz. Enzimlerin yapısına kim katılır? Proteinler, vitaminler ve mineraller katılabilir. Mineral. Protein zaten kesinlikle vardır. Vitamin ve mineral ise ikisinden biri bulunabilir. O yüzden cevabımız bu olacak. Enzimlerin yapısında yağ yoktur. E şıkkında diyor ki bazı vitaminlerin yapısını oluşturma doğrudur. Mesela D vitamininin yapısını oluşturur arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız ne olur? D şıkkı olur. Gelelim 3'e. Göçmen kuşlar ve çöl hayvanları su ihtiyaçlarını gidermek için verilen reaksiyonlardan hangilerini gerçekleştirir? Arkadaşlar göçmen kuşlar, bakın, biriktirdikleri, depo ettikleri yağları parçalayarak, hücresel solunumda parçalayarak bir metabolik su elde ederler. Çünkü yağların parçalanması sonucunda çok fazla sayıda su oluşur. Böylece su ihtiyaçlarını da karşılarlar. O zaman bizim burada seçeceğimiz şık hangisi olacak? Direkt yağları solunumda kullanma olacak. Yağları solunumda kullandıkları zaman su ihtiyaçlarını gidermiş olurlar. Cevabımız yalnız 2 olur. Peki diğerlerini neden almadık? Yağ sentezi yaparsa tamam su üretir ama suyu arkadaşlar bir sonraki yağ sindiriminde tekrardan kullanılır. Dolayısıyla bunlar olmayacak. Sadece yağları solunumda kullanma olacak. Cevabımız yalnız 2'dir. Geçelim bir sonraki soruya. Bazı yağ türevleri verilenlerden hangisinin yapısını oluşturur? Arkadaşlar yağlar, mesela steroidler, hormonların ve vitaminlerin yapısına katılırlar. Dolayısıyla burada cevabımız ne olur? Zaten az önceki soruda dedik enzimin yapısına yağlar katılmaz. Ne olacak? Bazı hormonların ve bazı vitaminlerin yapısına katılacak. Cevabımız 2 ve 3 olacak. Geçelim 5. soruya. Yağ çeşitleri ve yağların görevleriyle ilgili hangileri söylenebilir? Bir, izolasyonda görev alırlar. Doğrudur arkadaşlar. Yağlar deri altında birikerek izolasyon görevi yapıyor. Yani bizim vücut sıcaklığımızı koruyor. Bu doğru. Bazı vitamin ve hormonların yapısına katılırlar. Bu da doğrudur. Az önce söyledik. Steroidler vitaminlerin, hormonların yapısına katılıyor. Hücre zarının yapısına katılırlar. Evet doğru. Fosfolipitleri hatırlayalım. Fosfolipitler ne yapıyordu bunlar? Hücre zarının yapısını oluşturuyordu. Doğru. Şuraya da parantez içinde steroid yazayım. Bazı canlılarda önemli besin deposudur. Mesela bizlerde, değil mi? Veya işte çölde yaşayan canlılarda önemli bir besin deposudur. Bu da doğrudur. Cevabımız ne olur? Hepsi, yani 1, 2, 3 ve 4 olur arkadaşlar. Evet, böylece yağlarla ilgili soru çözümünü de bitirmiş olduk. Ben hemen hemen çıkabilecek veya her tarzı soru çeşitleri yazmaya çalışıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.